Goldman Sachs ekonomistleri geçen hafta açıklanan güçlü perakende satışlar ve iyimser işsizlik başvuruları verilerine atıfta bulunarak Amerika'nın önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığını %25'ten %20'ye düşürdü. Detroit merkezli araç üreticisi General Motors, yazılım ve hizmetler birimindeki belirli ekipleri azaltacağını bildirdi. Rusya Maliye Bakanı Anton Sulinov, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl beklentilerin üzerine çıkacağını söyledi. Sulinov, Çin ile ticaretimizin %90'ından fazlası ruble ve yuan cinsinden yapılıyor dedi. Hazine 13 ay vadeli tahville 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde ihale öncesi satışlarla birlikte toplamda 27 milyar lira borçlandı. 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ihalesinde bileşik faiz %44,27 olurken 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde bileşik faiz %4,79 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın verilerine göre Haziran ayında orijinal vadesine bakılmaksızın kısa vadeli dış borç stoğu 236,6 milyar dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu %10,2 artarken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu %1,6 geriledi. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, zayıf istihdam verileri dolayısıyla Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu sinyalini verdi. Küresel piyasalara hoş geldiniz. iCrypex Yönetim Kurulu Danışmanı Ferhat Yükseltürk ve A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal benimle birlikteler. Gözlerimden yaş geldi. İkiniz de buradasınız. Ben yapayalnız değilim stüdyoda. Değilsin tabii, güzel havadar stüdyo dedin, geldik yani. Havadar tabii. Sizin için özel olarak inşa ettik. Beğendiniz mi? Güzel, ben gelmiştim daha önce. Sen gelmiştin evet. Geçen hafta sen gelmemiştin. Yok, gelmemiştim. Klimacılar işte böyle ortam yaratmaya çalışıyor. Senin için yaptık. Efil esiyor burası. Güzel oluyor. Bir süre sonra da üşüyor insanlar. Hapşırık tıksırık başlıyor. Ona göre dikkatli gelseydin. Bir saatte hasta olmayız herhalde. Olmasın diye düşünüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Gayet güzel. Görüyorsunuz. Saçlar böyle yapılmış. Yok. Senin şuranda bir tenten. Senin saçlar gölelenmiş. Bonus kafan yok. Öğlendim, bonus kafa vardı. Hoş geldiniz. Bir müsaadenizle rakamlara bakalım. Sonra da sohbetimize başlayalım. Evet, bugün haftanın ilk işlem günü nasıl geçti? Borsa İstanbul'da geçen haftaya inat 10.000'in üzerine çıktık. 10.054 seviyesinden günü kapattık. %2,36'lık bir primle böyle yavaş yavaş yükselmiş, bankacılıkta galiba önce oldu. Paritelere baktığımızda hem dolar hem euroda TL karşısında prim var. 33.75-47 dolar TL'de gördüğümüz seviye an itibariyle 37.42-42'yi de euro TL tarafında görüyoruz. Dolar endeksinde 0.56 kadar bir geri çekilme var. 101.89 orada da gördüğümüz seviye. Euro dolar çaprazında yön yukarıda, 1.10'un üzerinde parite, 1.1081'e işaret ediyor. VIOP 30'da da yine primli olduğunu görüyoruz. Endeksin 2.42'lik yukarı yönlü hareket bize 11.133 seviyesine taşımış durumda. Avrupa borsalarına baktığımız zaman bugün onların da primli bir gün geçirdiğini görüyoruz. Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahının kuvvetli olduğu bir gündü bugün. Londra FTSE'de 0.55, Paris CAC'da 0.70, Frankfurt DAX'da 0.54 ve İtalya FTSE MIB tarafında da 0.68'lik primlerle gün tamamlanmış görünüyor. ABD borsalarında da an itibariyle yeşillere bürünmüş bir tablo var. Hem Dow Jones hem S&P 500 tarafında da yön yukarıda. Dow Jones endeksinde 0.42, S&P 500 endeksinde de 0.65'lik bir prim görüyoruz an itibariyle. ABD'de tahvil getirilerine baktığımızda ise 2 yıllık tahvilde yukarı yönlü bir hareket var. 4.06'yı görüyoruz ama 10 yıllıklar ve 5 yıllıklarda hala getirilerde yön aşağıda. 10 yıllık tahvilin getirisinde 3.86, 5 yıllıklarda 3.75 seviyesini görmekteyiz. Son olarak MTI'ye bakalım.
Altın tarafında spotta yön aşağıya dönmüş. 0.13 kadar bir geri çekilme var ama gram altında hafifçe de olsa yukarı yönlü bir hareketin devamını görmekteyiz. 2717 lira 59 kuruş gram altında gördüğümüz fiyatlama. Spot tarafında da 2505 dolar 0.4 sen seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de bir 41'lik bir geri çekilme var. 58.979 orada da işlemlerin geçtiği seviye. Petrol tarafında ise yön aşağıda. Hem Brent hem Amerikan tipi ham petrolde %2'nin üzerinde kayıplar görülmekte. Evet sevgili Ferhat Yükseltürk ve Baki Atılal'la birlikteyiz. Varsa sorularınız siz de lütfen bize X platformu üzerinden yazınız. Şimdi borsada yön yeniden yukarıya döndü. Yeniden 10.000'in üzerindeyiz. Devamı gelir mi? Görüntü gelir. Biraz önce VWAP'a baktım sen. 2 küsürlük rakam verdin. Kritik bir yerde kapattık teknik olarak baktığında. Onun üzerine çıkar mı? Şu hava, VWAP'taki hava yarına yansır. Yarına yansıttığı zaman da çıkarız. O zaman da trendimizin içerisine girmiş olduğumuzdan dolayı da deriz ki tamam bundan sonra yukarı yönlü hareket ediyoruz. Merkez Bankası'nın kararındaki açıklamalara bakana kadar. Hmm. Ondan sonraki periyot gene biz bizeyiz. Çünkü o kara pazartesinden sonraki periyotta dünyanın her tarafı bütün eksilerini kapatıp artıya geçerken biz geçemedik. Yani net bir şekilde bütün sektörler olarak aşağı indik. Bakma şimdi şeyde de BIST endeksine baktım şimdi gelmeden önce. Biz 9012'sinde 9828'i görmüşüz. Şu anda 10.054. 2.30. Biz yüzdeki 52 ise bu seviyeye geçmiş. 2.30 üzerinde getiri sağlamış. Diğerleri böyle bir getiriye sahip değil. Liderlikte kim var? Doğal olarak endeks yukarı gidecekse bankacılık sektörleri gidecekti. İşte cuma günü bir satış yemesine rağmen geçen hafta %3.5'luk bir artıyla kapatmıştı. Bugün de güçlü bir şekilde Akbank önderliğine gidiyor. Kamular da ona eşlik etmiş. Yani o dönem içerisine baktığımızda hem Vakıfbank hem de Halk Bankası bu tarafta %8.5 bir de 7.22 bir haftalık periyotta bir getiri sağlamışlar. O taraf iyi gidiyor. Onun yanında kim eşlik etti diye baktığımızda iletişim sektörü eşlik etmiş. Düşüşte de zaten direnenlerden bir tanesiydi. Çıkarken Türk Telekom önderliğinde ön plana geçmiş o taraf. Enerji sektöründe yaklaşık o sektör elektrik diye geçiyor. 8-9 tane hisse rahat bir şekilde %7 ve üzeri bir getiri sağlamış. O tarafa da girmek gerekiyor. Bugün de ilk defa bir şey oldu. Bir tane şirketimiz açıkken Concordat'a ilan etti. Evet, O da bir SIFTA ilk defa gördüğümüz bir şey. Ki şeyde baktığımda da saat kaçta? 60 dakika programında, Zenim'in programında şey vardı. Deri Konfeksiyonları Derneği Başkanı'ydı galiba. Hı. Konkordataları izleyeceğiz diye bir ifade kullandı. Yani süreç biraz değişik bir şekilde gitmeye başlayacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'na da burada iş düşer. O tarafı da atıfta küçük kullanalım. Onun yanında işte herkes sağlık sektörü diyor ama sağlık sektörünün doğru gittiğini görmedik. Bu artış tarafında işte bir tane hissenin yukarı gitmesi. Zaten sektör sıkıntımız da o. Bir hisse yukarı gidiyor, endeksini alıyor, tavan yapınca diyorsun ki işte bak gördün mü o sektör yukarıya gitti. Yine iki tanesi gitti. Turizmde biraz bu çok sık oluyor. Onun yanında otomotiv sektöründe ciddi gerilemeler vardı. Onu etap etap yerine koyuyoruz. Bu üç büyükler içerisinde işte Tofaş, Ford, Otosan ve Doğaç dediğimiz. Onlarla birlikte bir yukarı yönlü hareket var. Ama diğer taraflar genel olarak tek tük hissesine işte Petkim'in desteği var. Hı hı. Ama buna karşılık Tüpraş'ın desteği yok. Diğer taraftan Koç Holding'in desteği yok. Sabancı'nın kısmi %3 bandında bir desteği var. Holdingler tarafında Tekfen ve Enka. Şimdi Enka'da bilançosu geldi gördük onu. İnşaat segmenti güçlüydü. Dolayısıyla bu Alfa grubu olarak tekrardan modern portföyünün içerisine şu kompozisyonda girecekmiş gibi gözüküyor. Tekfen sürpriz atı yapmış. Dolayısıyla Tekfen tarafında bir hareketlilik kısa vadede devam eder gibi gözüküyor. Onun haricinde Holdingler'den net bir destek yok. Yani günübirlik hikaye olarak bakmakta biraz tedirgin oluyorsun. Artı bugünkü işlem hacmi de öyle hadi yukarıya hep beraber kopalım tarzında değil. Bu da neyi gösteriyor bize? Yatırımcının hala tedirgin olduğunu. Çünkü genel anlam itibariyle baktığında yüksek bir şey var. Hala mevduat faizi var. Hı hı. Bu tarafın ne olacağı daha net değil. Yani herkes endeks üzerine odaklanıyor, sektör üzerine odaklanıyor. Diyoruz ki içinden cımbız da seçeceksin, boş ver şey diye. Endeksin nereye gitti? Senin ise senede çakıldı mı çakılmadı mı? Ona bakman gerekiyor. Net hikaye bu. Dediğim gibi %50'si, BIST 100'ün %50'si bu getiriyi sağlamış. Diğer tarafta getiri sağlama yok. Dolayısıyla yatırımcı biraz kırılgan. Yurt dışına eşlik ediyor muyuz bağlantısı var. Yani tuttuk işte Perşembe günü Amerika'daki veriyle yurt dışına eşlik ettik.
Ettik ne oldu? Cuma günü aldık boyumuzun ölçüsünü diyebiliriz ona. Darmadağın oldu piyasa. Evet. Bugüne bakıyorsun, şimdi bugün neye eşlik ettik? Tam ne küresel sırada, piyasalar iyimser, oraya eşlik ettik diyebilirsin. Aynen onu diyebilirsin. Buna ama %100 inanabiliyor musun? İşlem hacmi destekleseydi inanırdım. Evet, işlem hacmi şey düşük var. Ama bugün onu da söylemek lazım. Hala şey var, baskı var orada, duruyorsun işte. Merkez Bankası'ndan hatta... Ya bugünkü şey programı iyiymiş mi? Demek ki aklımda 60 dakika programı güzelmiş. Sevgiler buradan. Şeyde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı'ydı galiba. Sayın Zeytinoğlu'nun açıklaması vardı. O da dış ticaret haddi üzerinden gidiyor. Haziranda zayıfladı. Önümüzdeki ay 3 ay daha böyle bekliyorum diyor. İstihdam tarafında Haziran ayında bu işsizlik oranının artması normal değil. Sonrasında zayıflayacak. İbaresi geliyor. Şimdi bunu alıyorsun, enflasyon muhasebesi de tebliğde KOBİ'ler dahil olmak üzere uygulanacak ya. Koydun bu tarafa, gönlün rahat bir şekilde buraya girebiliyor musun? Yani bu kadar şey olduktan sonra yatırımcının konsepti bu zaten, algısı da bu. Bekleyelim, bir normalleşmeyi görelim. Buradaki normalleşme şirketlerine ne olacak, ne bitecek tarzında. Büyüklere mi girelim, bankalara mı girelim? Orada bir kırılım var. Normal şartlarda benim sana şey demem lazım. İşte bir kısımda da gördüm. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken'ın etkisi havacılık sektörü gitmedi ki. Yani uçsalar havacılık sektörü, ondan dolayı desem eyvallah. Bu ne monkey'di? Pandeminin yeni şeyi var ya. Maymun çiçeği. Ne monkey'di? Maymun çiçeğinden dolayı işte darbe ettiler. Hikayesi oldu. Yani öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Dolayısıyla ne var? Talep. O yüzden dedim biraz önce saydıklarımda, talebin olduğu tarafta olursan biraz para kazanıyorsun, biraz. Onda da yani alıp tutma tarafında mısın? Biliyorum yani hacim destekleseydi tutardım ama hacim desteklemiyor. Desteklemediği zaman da cuma ile bugün arasında makro hiçbir şey değişmedi ki. Beklentim de değişmedi. Hatta üstüne açıklamaları dinledikten sonra, şimdi bunu biz söyleyince biraz karamsarlık yaratıyor oluyordu ama sektör temsilcileri söyleyince resmi daha rahat görüyorsun. Hatta yarın 100 bas puanlık Merkez Bankası'ndan göstermelik faiz indirimi yapsa bile bu bizim için moraldir dedi. Yani şu anda içinde bulunduğumuz bu taraf, hisse senetleri tarafına baktım, kompozisyon bu. Rahat değilsin, rahatlayamıyorsun bir türlü. O faiz indirimini tabii ki yapsa rahatlar ama belli koşullar içerisinde yapılırsa rahatlar. Yani enflasyon ya, düşerse rahatlayabilir değil mi? Onda da şey oldu işte, şart neydi? Ana eğilim düşecekti. 38-38 artış yaptı. Bu ayda da şey geldi işte. Otoyollara zam gelmeyeydi belki. Bir de o da geldi. Şimdi çok, o zaman üst banda yakın şey yapıyorsun. Evet, köprüler çok vurdu ama şey daha çok vuracak bu. Herkese yeşil pasaport dağıtacaklarmış ya. Çalışan ait. Tabii taktım ait. Herkese niye sana yok gözü diye var. Mi? Hem gözü yok var, diye gözü. Hem de ülkenin sorunu bu mu diye. Ya ne zararı var ki sana bunun yani? Bence de vermiş. Şimdi bak biz dışarıya, biz yurt dışına giderken yok vizeye başvuruyorsun. Kıskanç bunu yapıyorsun. Mısın acaba? Sen 10 yıl çalıştın diye sana vermişler yeşil pasaport. Bekçilere var. Muhtarlara da var. Eczacılara, özel doktorlara var. Gazetecilere de var. Yani maşallah çalışan kesim işçiler haricinde herkese var. Demek ki ekonomide bir sıkıntı yok. Yani bunlar yeşil pasaportu alınca rahat rahat dışarı gideceksiniz ya. Ondan sonra sizin işte ekonomi şöyle böyle deme hakkınız olmayacak. Allah benim olacak. Allah. Gidemedim Allah. Daha yurt dışı daha ucuz. Yurt dışı da, o da ayrı bir tartışma konusu yani. Biraz önceki yok, bölümde konuştuk. Hizmeti düşükmüş falanmış. Değil. Yurt dışı daha ucuz. 2x2=4. Yani boş boşuna kendinizi kaldırmaya gerek yok. Ama oradaki pansiyonla buradaki oteli aynı kefeye koymayacak mısın? Abi yani şimdi rahat bir şekilde turizm üzerinden tartışabilirim ben. Onu kim diyorsa. Geçen sene 5,5'lük yer şu anda 14 bin liraysa bunu bana neyle anlatacak? İstihdam bulamadın diye mi anlatacak? İsmi lazım değil. Türkiye'nin çok meşhur tatil beldelerinden biri bir haftalık tatil için 300 bin lira istiyor. Nasıl söylüyormuş? Aslında 500 iskonta yapmış. Sri Lanka'ya gider dönerim ben. Yani şimdi şeye bakıyorsun, bir ara herkes bu Uzak Doğu tarafına geliyordu ya, şimdi Maldivler tarafına gidiyor. Düşün, Maldivler daha ucuza geliyor. Yol yine parası pahalı var, ya. O var, yine nasıl var gidiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Bir önceki bölümde konuyu dağıtmak istemiyorum ama bunu da söyleyeyim, bitireyim. Abdurrahman Bey dedi ki Türkiye'de konut alabilen insanlar bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Doğru. Dedi. Çok güzel. Doğru. Söyledi. Evet. Ve bu araştırılmalı falan diye konuştu. Çünkü evet, yani konut fiyatları bizim alım gücümüzün çok çok üzerinde alakası mesela. Alakası yok yani, bak sen bir tane konut bizim oturduğumuz tarafta beğendin. Hadi senin gözünden attığı için 10 milyon olsun. Tamam mı? Sağ ol, Allah razı olsun. Yani, şimdi sen bankadan kredi alacaksın. Maksimum 2 milyon alabiliyorsun kredi. Evet. Şu anki faiz oranında baktığında da basit hesap üzerinden gidersek aylık 100 bin lira ödemen gerekiyor. Evet. Bu arada 8 milyon da kenarda olacak senin yani. Ha. Şeysin ya, tutuyorsun. Şimdi yurt dışında
daha uygun fiyatları alabilme imkanım varsa niye almayacağım ki? Ev köyde alınıyor değil mi? Yurt dışında çok fazla yani, öyle bir alımlar da 200 bin, ya 100 bin euroya alıyor, 200 bin euroya alıyor. Bunda da diyorlar ki işte Türkler o tarafta yatırım yapmıyor. Bu taraftaki fiyatlara kimse konuşmuyor. Aynen şey gibi işte satılan malın maliyet kalemi sadece herhalde işsiz, şeyden personel giderinden oluşuyor. Başka bir giderden oluşmuyor Türkiye'de. Yani ne olursa sorun olur orada. Ne olursa kalem, sorun orada. Maldan bahsediyoruz konut için şey olan ve hepsinde yön yukarıya gidiyor. Yani o fiyatlar. Ama orada konutta asıl yani konut fiyatını etkileyen genelde %50-60'ı zaten arsa payı. Evet, arsa evet. Payında %50'si, sıkıntı var yani. Evet, arsa. Tabii, o doğru, tam inşaat doğru, maliyeti artıyor yani. Ama hani o arsa payları ve arsa maliyetleri o kadar yukarıya gitti ki bu pandemi sonrası dönemde. Onun normalize olması lazım ki konut fiyatları bir yere doğru gelsin. O olmuyor ki. O yani, ağır ağır olmaya başladı bence. O oldu diyelim. Biraz önce verdiğim örnek. 2 milyon aldın, 100 bin lira aylık ödeyeceksin. Buyur öde. Yani rahat rahat ödersin. Diğerinde neydi? Almak istiyorum. Şimdi bak, kredi kullandım. Ben konut kredisi kullandım. Ödediğim bakiye aldığım ücretin %10'una geliyor muydu, gelmiyor muydu? Onu bile hatırlamıyorum. Yani şu an makul bak, yani, şu ankine baktığında saçma sapan bir yere gelmiş oluyor ve burada evet hikaye şeyden kaynaklıyor, araziden kaynaklıyor, vatandaşlık üzerinden gidiyor ağırlıklı olarak ve dışarıda da çok rahat bir şekilde alabiliyorsun. Peki niye neyse alıyorsun? Bu konu bizim konumuz değil şimdi ama konutu konuştum bir önceki programda o yüzden dedim. Evet evet ben açtım yani çok dertlendim de yani. Otomatik metrekare fiyatı 1000 lira 1000 dolarmış ya Allah'ım bu nedir yani. Bu arada küçükmüş. Sen dedin ki piyasalarda bir Merkez Bankası bekleme hali var. Ki o da yarın zaten. Yarın. Baktığın zaman. Şimdi, çok da beklemeleri değil. Çok da beklemeyecek yani belli ki. Şimdi bizim Ağustos faiz anketine bir bakalım. Ondan sonra da konuşalım üzerinden. Yani hakikaten şimdi medyanda baktığımız zaman biraz daha haberde de göreceksiniz. Herhangi bir aksiyon yok. Tamam. Ama metne bakacağız. Neye bakacağız onu konuşalım. Bloomberg HT'nin Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 29 kurum katılım sağladı. Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumlar 20 Ağustos'ta gerçekleşecek toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. 27 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette ise piyasanın Ağustos'ta 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini %47.5 seviyesi oldu. 2024 yılı sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %50 seviyesinde, en düşük beklenti %40 seviyesinde kaydedildi. Ayrıca anket katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 27 kurumdan 2 tanesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini Eylül'de bekliyor. 18 kurumsa yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde ilk faiz indirimini bekliyor. Ağustos itibarıyla 2024'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemeyense 7 kurum bulunuyor. Evet ne bakacağız metnin yani? Neye bakacağız? Metinde herkes aslında şuna bakacak. Böyle faiz indirimine yaklaştık mı? Buna yönelik bir hani mesaj verecek mi Merkez Bankası? Ama ben öyle bir şey olacağını açıkçası bu toplantıda zannetmiyorum. Yani daha geçen ayki enflasyon raporunda ya da ondan önce hem Başkan Bey'in hem Başkan Yardımcıların verdikleri mesajlarda öyle çok faiz indirimine en azından bu yıl içerisinde pek piyasayı hani bunu beklemeyin tarzı mesajları da çok verdiler. O açıdan ben hani piyasayı çok dalgalandıracak bir metin ya da karar olacağını düşünmüyorum yarınki kararın. Zaten Jackson Hole yüzünden de 2-3 gün öne çekilmiş bir toplantı oldu açıkçası. Evet. Çok heyecanlı bir toplantı olmayacaktır. Sonuçlarından da çok böyle hani piyasalarda ya da borsada böyle çok ekstra hareketler yaratacak bir şey olarak görmüyorum. Yani benim beklentim zaten bu yıl içerisinde bir faiz indiriminin kolay kolay olmayacağı. Eğer olursa belki Aralık ayında hani bir sembolik bir indirimle beraber hani faiz indirim döngüsüne başlıyorum şeklinde bir mesaj verebilir. Ama onun haricinde şu andaki enflasyon dinamikleri faiz indirimini desteklemiyor. Şu anda atalet tarafında desteklemiyor, hizmet enflasyonu tarafında desteklemiyor. Yani böyle bir ortamda şu anda bugünden bir faiz indirim sinyali verirse ki o yönde baskı da var bunu biliyoruz işte bütün özellikle iş adamları tarafından büyük baskılar geliyor. İşte sürekli açıklamalar TOP tarafından, TÜSİAD tarafından, TÜSİAD'dan çok gelmiyor ama diğerlerinden epey bir geliyor. Fakat tabii bu yöndeki
atılacak erken bir adım bence bizi önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha yüksek faiz ortamlarına doğru götürür. O açıdan da ben bunu tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Tercih etmeyeceğini de temenni ediyorum, öyle söyleyeyim. Yani beklentim çok sıkıcı bir karar olması, ki bu iyidir, sıkıcı olması, evet. Çok bir heyecan yaratmıyor olması, sıkıcı, çok öngörülebilir. Sıkıcı değişik bir tabir. Öngörülebilir bir karar, yani bir heyecan ya da bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Şu anda açıkçası. Bir heyecana ihtiyacımız da yok en azından, evet, yani, Merkez Bankası tarafından. Bizim daha stabil olmamız gerekiyor. Belli bir süre stabil ve öngörülebilir olmamız gerekiyor. Yani bu hem para politikası duruşunda hem de kamu maliyesi duruşunda bir... 6 aydır bu stabiliteyi sağladık. İnşallah bundan sonra da en azından bir yıllık süreçte bu stabilite içerisinde gidebilirsek enflasyonu %20'nin altına 18 aylık periyotta çekebilme imkanımız var, ama onun haricinde eğer yani yeni bir aksiyon yaratırsak bence o tarafta sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Baki'cim tatlım, sen bu Merkez Bankası'nın yarınki toplantısının sıkıcı olmasını bekliyor musun yoksa beklemiyor musun? Yok, sıkıcı olmasını falan beklemiyorum. Bence biraz şahin de olacak. Öyle mi yani diyorsun? Çünkü 38 hedefi şu anda gündem dışı. Cevdet Bey'in açıklamasına baktığında hedef neresi artık? 42 bandı üzerine konuşuyorsun. Bu da piyasaya yakın suyu ama piyasada yukarı çekiyor. Şeyi kastetmiyorum ama bu Merkez Bankası katılımcı anketini kastetmiyorum. Onlara bizim, sen takıksın zaten. Bizim piyasa tarafına. Şimdi oraya baktığında 44-45 bandı üzerinde ve onun üzerine risk nerede yıl biniyor. Yıl sonu enflasyondan bahsediyorsun bu arada. Onlar da biniyor. Şimdi böyle baktığın zaman hedefe ulaşamıyorsan dolayısıyla ulaşamama nedenini açıklaman lazım. Şimdi geçen ay şeyi koydun, yönlendiren, yönlendirilemeyen, kontrolün dışındakilerin, evet, basitçesi. Onlardan oldu. Bir tane daha oldu kontrolün dışında. Evet. Sonra bir tane daha oldu kontrolün, evet, dışında. Ama baştan söyledi Merkez Bankası. Onlar beni bağlamaz dedi. O zaman maliye politikasıyla beraber organize hareket etmiyorlar mı? Bu sefer de ben de sana öyle sorarım. Çünkü sonuçta sen, ben de üçümüz ortak karar alıyoruz. Diyoruz ki hedefimiz ne olacak? Bunlar, sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ona göre plan çizmiyor muyuz? Orta vadeli programı da ona göre çizmeyecek miyiz? Ama herkesin arada, üzerine düşen sorumluluğu yapıyor mu, yapmıyor mu? Ya işte bak, ben de ona geliyorum. Şimdi bir şey söyledim, ben ona göre gidiyorum. Ondan sonra araya 1, 2, 3 koydun. Şimdi bu 3 taneyi koydun, devam gelecek mi onu da bilmiyorum. Zaten fiyat baskısıyla, ücretler tarafındaki baskıyla birlikte talep, sadece talep enflasyonu varmış gibi bir algı, hı-hı, da oluştu zaten. O konsept içerisinde aşağı indiriyorsun. Peki talep enflasyonu kaynaklıysa arzı sunanlar niye faiz indirimi istiyorlar? Ya o taraftaki derdi, o yüzden dedim yani bir puan sembolik bile olsa bir işe yaramayacak diyor. Onu da söylüyor. Hı hı. Ama bu semboliktir, niyettir. O zaman ben de diyorum ki sıkı politika devam edecek. Ana eğilim demiştin, aylık demiştin. Aylık da Temmuz gitti. Görüntü itibariyle Ağustos'ta gitmiş olacak. Trend oluşması gerekiyor demiştin. Trendi koyduğunda da üzerine 3 ay Kasım geliyor. Merkez Bankası Ekim toplantısında bile, eğer Kasım'da faiz indirimi yapacaksa, orada bile şahin olacak. Yani renk vermeyecek. Hı hı. FED gibi yapmayacak bence piyasaya. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bir lafıyla bütün piyasa Eylül ayında faiz indirimi bekledi. Hı. Merkez ondan sonra yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. İki günde bir açıklama yapmak zorunda kaldı yetkilileri. Hı hı. O duruma bir daha düşmek istemeyecektir. Ama reel sektörün biraz da bu enflasyon muhasebesi bu ayki tebliğiyle uygulayacaklar. Onunla birlikte bence daha fazla bastıracaklardır. İşte o zaman da hikaye Kasım, bir ihtimal belki Ekim'e çekilir. Çünkü stagflasyon tartışmalarına da giriyorsun. O biraz önce söylediğim Sayın Zeytinoğlu'nun açıklaması rakamlar tarafından da, PMI tarafından da, sanayi üretim tarafından da destekleniyor. Böyle baktığında da diyorsun ki buna girmemek için bazı adımlar atmam lazım. Dolayısıyla ifadenin şahin olması gerekiyor. Makro iktidar tedbirler İçine girer mi? Büyük bir ihtimal girmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ben geçen aydan itibaren bunu, acıyı hissetmeye başlayacaktım. Zaten konjonktür oydu. Bunu hissettim ama sen de program dahilinde pek gidemedin. Yani rakam yukarıya çıktı. Sonra rakam bir daha çıktı. Arada sürekli bir şeyler geliyor, yukarıya çıkıyor. Ve bu konjonktür içerisinde benim beklentimi de şey yaparsan, gider Kasım'a, aralığa ötelersen o iş 2025'e sarkar. 2025'te de zaten ilk indirimi bekleyen iki yabancı, bir tane de yerli kurum var. Şimdi böyle baktığında da Merkez Bankası için yarın bence sıkıcı değil, son derece tartışmalı geçecek bir şeydir. Yani dediği gibi bir yandan reel sektörü memnun etmek için şartlar oluştuğunda indirim olur mu demen gerekecek. Yoksa arkadaş şu anda şartlar hiç ona müsait değil, bu sene de hiç müsait olmayacak deyip
daha sert bir patikaya geçiş yönünde mi karar alacaksın metnin içerisinde ve o mu olacak tarzında bir yaklaşım olur. O yüzden dedim yani Merkez Bankası metni geldiğinde bakıp ona göre pozisyonları artı ya da eksi değiştirme ama ihtimali yüksek olacak. Orada bence hani Merkez Bankası'nın pozisyonunda ama şeyde bir değişiklik yok zaten. Yani verdiği mesaj çok net bir yani. Yok, bütün başkanın diyorum ya da başkan yardımcıları. 38 üzerine çıkıyorsun ya şu anda 38 o, taça yani çıktı. O da, onun o, nedenini anlatırken arkadaş ben üstüme düşeni yaptım da maliye tarafı yok, tedbir. Onu hiçbir zaman demez bir Merkez Bankası. Şimdi madem açık topu oynuyor o zaman da topu açık bırakması lazım. Yani sadece biz kendi aramızda mı diyeceğiz? Maliye politikası hiçbir şekilde sıkılaştırıcı değil. Tabii ki. Hatta yani üstüne gevşetici. Yani ne sıkılaştırması? Gevşetici değil maliye. Şu anda ne gevşetici ne sıkılaştırıcı bence. Yani maliyenin durduğu... Pek dur böyle şey canım adam. Allah Allah. Savunuyor. Yeşil pasaportu var ya. Işte. Kıskanç mısın acaba? Evet. Söyle Ferhat'cığım. Ya şimdi şöyle maliye tarafı bence yeteri kadar sıkılaştırıcı değil. Yani bu burası bence hani çok tartışmayı gerektirecek bir durum değil. Ama çok genişleyici de diyemeyiz. Yani burada harcama tarafında ya da bütçe açıkları tarafında hani harcama ve enflasyonu körükleyici bir harcama görmüyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi. Yani en azından daha nötr gidiyor. Burada para politikası üzerinden biz gidiyoruz biraz daha enflasyonla mücadele tarafında. Para politikası da oldukça sıkılaştırıcı noktaya doğru geçti. Özellikle Mart ayından sonra bu hem kredi limitlerinin daha sıkılaştırılıyor olması hem de faizlerin artık gerçekten de o beklenen enflasyon seviyelerinin üzerine o bileşik faizlerde hem kredi tarafında hem de mevduat tarafında geçiyor olmasıyla beraber o tarafta sıkılaşmaya gerçekten hissetmeye başladık. Bunu da nereden görüyoruz? İşte PMI rakamlarından görüyoruz, kapasite kullanımlarından görüyoruz, perakende satışlar verisinden görüyoruz. Aslında ekonomi bir soğuma döngüsü içerisine doğru girdi. Son 3 aydır girdi. Çok hızlı bir şekilde de girdi. Zaten o yüzden de biz sürekli olarak reel sektörden hani bir faiz indirim isteği duymaya başladık. Bunu daha böyle yüksek sesle seslendirildiği bir döneme doğru girdik. Ama burada Merkez Bankası'nın şu noktada bence son verdiği mesajlarda bunu şu aşamada kesinlikle düşünmediği şeklinde. Büyük ihtimalle düşünmeyecek. Bunu da sürekli olarak da söylüyorlar. O yüzden hani ben yarınki toplantıda çok büyük bir sürpriz görmeyiz diye düşünüyordum. Zaten Eylül ayındaki o beklenti de vaktinde söylediği gibi aslında o Cumhurbaşkanı'nın demeçlerinden sonra oluşmuştu ama o tarafın da bence biraz çok erken olduğunu kabul etmesi lazım. Yani piyasa biraz onun coşkusuyla bir hareket de yaptı ama yani enflasyonda herhangi bir iyileşme görmeden bir Haziran verisi gördük. Orada birdenbire 1.67 gibi bir aylık rakam çıkınca herkes hızlıca bir gaza geldi. Yani hemen gidiyoruz Eylül'de kesin faiz indirim diye ama yani dinamikler öyle göstermiyordu. Alt kalemler öyle göstermiyordu. Bu açıdan da bence şu anda da yıl sonuna kadar da öyle bir dinamik ya da bir trend görmeyeceğiz. Yıl sonuna kadar da o yüzden Merkez Bankası'nın herhangi bir hareket alanı yok. Şu andaki faiz oranları kısıtlayıcı mı? Kısıtlayıcı. Oldukça kısıtlayıcı. Özellikle TL krediler tarafına baktığımızda işte normalde aylık %2'lik bir limit var orada banka bazında, sektörelde. Ama bankalar %2 olmasına rağmen %2'nin altında büyüyebiliyor. Çünkü kredi talebinde önemli bir yavaşlama var. Bunu yine var ama lazım. Talep var yani bu kadar yüksek faize rağmen. Ama talep olmak zorunda çünkü işletme sermayesi açığı olan büyük bir reel sektörümüz var. Yani burada belli başlı firmalarda yani açık varsa eğer sizin o nakit döngüsünü devam ettirebilmeniz için o krediye bir şekilde erişiyor olmanız lazım. Uzun vadeli almıyorsunuz daha çok rotatifle ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ki en azından 1-1,5 yıllık dönemde burayı atlatayım, kar marjlarımdan yiyeyim, sonrasında toparlarım. Ama o açığı, yani sermaye açığı olduğu için onu başka kapatma şansınız yok. Ya işte hissedarlar bir şekilde nakit enjeksiyonu yapacak ki yapmaz. O bizim Türkiye'de genelde çok olan bir şey değildir. O yüzden de ister isten mecburen banka kaynağına gidiyorsunuz. Ama banka kaynağında da dediğim gibi aylık %2'yi bile tutturamıyor artık bankalar. Yani şubelerle konuştuğunuzda herkese TL kredi satmaya çalışıyor şu anda özellikle uzun vadeli ama alan yok özellikle iyi firmalar tarafında. Kötü firmaya da banka çünkü hızla bozulan bir kredi kalitesi var kötü firmaya gitmek istemiyor. Bu da o büyüme tarafında bankacılık sektöründe önemli bir ket vuruyor. YP kredideki limit daha da düşürüldü. O tarafta bir talep vardı özellikle bu son dönemdeki kur hareketiyle beraber ama o taraftaki limit 2'den 1.5'a düşürüldü. Orada da bankaların çok fazla bir hareketi kalmadı. O yüzden mesela biz bankacılık sektörü karlılıklarını bu yıl sonunda oldukça kötü göreceğiz. Yani ben o yüzden mesela bankacılık sektöründeki bu borsa hareketini yılbaşından bu yana çok anlamlandıramıyorum. Çünkü karlılık tarafında aşağı yönlü
çok fazla risk var. Daha biz tahsili gecikmiş alacaklar ve karşılıkları da daha yeni yeni görmeye başladık. Ve önümüzdeki günlerde yani 3-6 aylık dönemde bunu çok hızla artacağını da göreceğiz. Onu belki bize anlatır. Yabancı gelecek hikaye öyle. Yabancı gelecek evet. diye aldım. Yabancı gelmedi. Üstüne 17 Mayıs'tan itibaren de 2,5 milyar en son veriye göre dolarlık bir satışı var. Bu tarafa gelmeye niyetleri yok. Bekleme evresine devam ediyor. Ama yabancı da aslında bizim yaptığımız analizi yapıyor yani sonuçta bir bankacılık. İşte o yüzden gelmiyor. Evet yani hani gelmeyeceği o yüzden belliydi ya. Yani. Bak şey demiştim. City'nin bir raporu vardı. Zaten tap noktası da orası oldu. Hmm. Diyor ki arkadaş sen böyle 5 FK ile burada 5,5 FK ile olamazsın. Böyle diyor 2'ye yaklaşmış piyasa defter değeriyle de olamazsın. Aynen. Sen bir 1'e çek. Diğerini de bir 4'e çek. Piyasada onu 1'e çekti. Diğerini de 1'e çekti. Bazılarını 1'in altına çekti hatta. Diğerini de 4,5 bandına çekti. Şimdi diyor ki bekle. Şimdi bekleme modundayız. Ne adımlar olacak? Seni rahatlatacak mı? Senin büyüme kompozisyonun ne olacak? Şimdi herkes kur tarafına odaklandı da büyüme tarafı ne olacak? Yani o taraftaki büyümeye etap etap herkes aşağıya çekiyor. Evet. Bu kabul edilebilecek mi? Şimdi beklentide, şimdi Merkez Bankası şeyden öyle seçimden önce 500 bas puan arttırınca herkes dedi ki tamam işte şey tartışması bitmiştir. Bağlıydı, bağlı değildi, ona göre hareket ediyordu, etmiyordu evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na göre. Şimdi diğer taraftan ne oldu? Bir cümlesi İtalya dönüşünde bütün piyasa Eylül ayında faiz indirimi bekler moduna geldi. Merkez Bankası da hayır hayır demek üzerine geldi. Demek ki hala bazı kırılganlıklarımız içinde var. Devam ediyor. Şimdi sanayi sektörünün bu kadar, reel sektörün bu kadar çok ses çıkarmaya başlaması ki enflasyon muhasebesinde bayağı bir tepki gösteriyorlar. Bütün asolar, yani bütün asolar demeyeyim, bütün sanayi odaları. Onunla ilgili bir... O tarafa baktığında da Merkez Bankası'nı daha zorlayacak bu faiz indiriminde. Yani ama senin de maliye politikasının bir trend, onun da bir trend yakalaması lazım. Hı hı. Yani bakıyorsun indirimler şimdi mobilyacılara üstüne gidilmiş servet beyanı. Orada bir göreceksin. Çünkü herkesin söylediği ne? Dışarıda güzel güzel arabalar var. Ortada vergi yok. Bu enflasyon muhasebesinde şeyi gördük mesela. Açıklamalarda yaklaşık 6 aylık son 6 aylık periyotta bir tane bile fatura kesmemiş şirketler var. Bu şirketlerden sen böyle varlık değerlemesi üzerinden vergi alırsan 3.2 milyarlık TL'lik bir vergi tahsili etmiş olacaksın. Peki o şirketler 6 aydır ne yapıyorlar? Zombiler devam mı ettiriyoruz? Yoksa şirket üzerine araba, şirket üzerine ev, şirket üzerine yazlık, bütün harcadığın masraflar şirket üzerine mi yapıyoruz? Bence maliyenin o tarafa bakması gerekiyor. Peki bu enflasyon muhasebesi konusu önemli. Onunla ilgili bir haber hazırlamış arkadaşlarım. Onu izleyelim. Ondan sonra da bir kısa reklam var. Onu da izleyelim. Dönelim, gelelim. Sohbetimize devam edelim. Sizlerin soruları da var. Onları da soracağım arkadaşlarıma. Mallarımız var işletmemizin aktifinde. Duran varlıklarımız var. Binamız var, aracımız var. Bir tane makinamız var. Bunu enflasyon oranında arttırıyoruz. Ocak-Haziran dönemi düzeltme katsayısı %19.4 olarak belirlendi. %20 arttırıyoruz. Aktifimizi büyütüyoruz yani %20 enflasyon oranında. Aktifimizin büyümesi gelir demektir. Gelir yazmamız demektir. Karşılığında da öz kaynağımızı yani bunu sadece öz kaynağımızı düzeltiyoruz. Ama biz bu aktifimizi oluşturan varlıkların bir kısmını borçla temin ettiysek borcumuzu enflasyon oranında arttıramadığımız için sadece öz kaynağımızı arttırıyoruz. Dolayısıyla öz kaynaktaki artış az olduğu için yani gider yazacağımız tarafta az olduğu için işletmelerde bir vergi etkisi olabilir. Hangi işletmelerde? Öz kaynağı düşük olan, güçsüz olan, borçlanması yüksek olan işletmelerde bir vergi etkisi oluyor. Şimdi bu tür işletmelerde genelde küçük işletmeler veya orta ölçekli işletmeler Reyhan'ın. Bunun bizim sahadaki gözlerimiz, biz şu anda mali tabloları yapıyoruz, denetimlerini yapıyoruz, beyannamelerini yapıyoruz. Gözlemimiz de bu yönde. Büyük işletmeler, öz kaynağı güçlü işletmelerde vergiler azalırken, öz kaynağı güçsüz olan, enflasyon düzeltmesinin yaratacağı etkileri daha önceden hesaplayamamış, borçlanması yüksek olan küçük işletmelerde, orta ölçekli işletmelerde vergi yaratıyor. Bu da vergi adaletini zedeliyor. Bakın bizim bir muhasebe programı, TÜRMOB olarak sahip olduğumuz bir muhasebe programında bir analiz yaptık. 45 bin gayri faal, yani herhangi bir faaliyeti yok. Ocak-Haziran 2024 döneminde bir tane dahi fatura kesmemiş 45 bin mükellef var.
Ama bunların az önce bahsettiğim gibi aktifinde malı var, bir tane makinesi kayıtlı, bir tane iş yeri kayıtlı veya bir tane taşıtı kayıtlı. Bunların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda öz kaynakları da eğer güçlü değilse vergi çıkıyor. Bizim hesabımıza göre de bu hiç fatura kesmeyen 45 bin mükellefte 3 milyar 300 milyon vergi hesapladık. Beklenen kadar bir gelir sağlama açısından çok umutlu değilim, açık söyleyeyim. Çünkü firmaların çoğunun ödeme gücüyle ilgili çok ciddi problemleri var. Biz vergi konularında bazı efektleri tartışırken tahakkuk tahsilat oranına bakarız. Yani verginin tahakkuk etmesi tahsil edildiği anlamına gelmez. Son dönemde gözlemlediğimiz özellikle tahakkuk tahsilat oranının, yani tahakkuk eden verginin daha büyük bir bölümünün tahsil edilmediğine yönelik bir akımın oluştuğu, böyle bir eğilimin oluştuğunu gösteriyor. Dolayısıyla hem bu boyutuyla hem işletmelerin finansal güçlükleri dolayısıyla enflasyon muhasebesinden çok beklenen kaynağın gelebileceğini, en azından hazine nakit dengesi anlamında söylüyorum, gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki enflasyon düzeltmesi bir ihtiyaç. Bunun aksine karşısına hiç kimsenin, hiçbir meslek mensubunun da reel sektörde bulunan hiç kimsenin de karşı çıkması söz konusu bile değil. Ancak geçici vergili dönemleri itibariyle bunun yapılmaya çalışılması, vergisel etkilerinin çok radikal bir şekilde özellikle öz sermaye zayıf şirketleri etkileyecek olması tabii çok ciddi eleştirilere neden oluyor. Küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi çok dışarıya da bakacağız elbette ama son olarak izleyenlerden bu Konkordato meselesini çok soranlar var. Megapolietilen Köpük Sanayi AŞ kamuoyuna aydınlatma platformuna bir bildirim yaptı. Şirket hakkında Konkordato kararı çıktığını açıkladı. Tabii şimdi bu bir ilk olması münasebetiyle dikkat çekici. Bir de tabii yani zorlu bir süreç. Borsa için de acaba devamı gelir mi? Bu konkordataların bizi ne bekliyor yani minvalinde işte, çok sorular yani gelmiş Baki. En büyük sıkıntı o, devamı gelir mi gelmez mi? Şimdi bu enflasyon muhasebesinde diyorduk ya, öz kaynağın güçlüyse çürük tarafına geçiyorsun. Eğer zayıfsan da güçlü tarafa geçiyorsun. Yani dengeleri bir anda değiştiriyor. Bu bir dava karşılığında olan bir gelişme üzerinden gitmiş. Şimdi baktığında İstanbul yaklaşımı tarzı açıklamalar var. Ama diğer taraftan da Konkordato haberinin üzerinden bir dakika geçtikten sonra KAP'ta bir haber daha var. Patron'un hisse satışına da müsaade etmemiş SPK. Evet, evet. Şimdi yarın ne olur? Yani bir soru işareti. İşte bu hisse hakkında rapor yazanlar, yorum yapanlar kimlerdi? Onlara herkes doğal olarak da yüklenecekler. Biraz karışık olacak. Yani görüntü itibariyle o. Net bir şey söyleyemiyorum çünkü ilk defa ben de karşılaşıyorum. Yani İstanbul yaklaşımı o yüzden demiş. Birçok arkadaş onu bilmez. O tarafta aynı nedenlerde yapılandırma, onlar belli bir pazarın içerisine girdiler. O pazardan yollarına devam edip yarısından çoğu geri döndü. Evet. Şimdi burada pazar değişikliği olacak mı, olmayacak mı? Hepsi bir... Evet, ana pazarda işaretti. Bu arada işlem gören bir hisseden bahsediyoruz. Şimdi ne olacak? Zaten krediye tabi değildi, yanılmıyorsam. Geçen hafta falan olması lazım. Krediye kullanımına tabi değil. Ama onda pozisyonu olanlar yarın nasıl davranacaklar? Soru işareti. Alıcı gelecek mi soru işareti. Yukarı giderken bunu satma yönüne mi değerlendirecekler? O da bir soru işareti. Ya endekse bir etkisi olur mu? Yok, endekse bir etkisi olmaz. Ama ne olur? Yan tahta dediğimiz tahtalar grubu var ya. Biraz önce onu konuşuyorduk. Kim bu yan tahtalar? Herkes konuşup piyasa duruyor. Piyasa katılımcıları gibi. Yani o tarafta oranlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nakit akışına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Basit bir formül var. Fiyat nakit akışı isterlerse orada da basit bir şekilde görebilirler. Borçlu şirketlere dikkat etmeleri gerekiyor. Yani orada enflasyon muhasebesi tarafına gerek yok. Dönem varlık üzerinden hesaplama yaptıklarını da çıkar. Yapamıyorlarsa da araştırma bilimlerini söyler. Onu biz iki dakikada çıkartabiliyoruz rahat bir şekilde. Biraz temkinli olmakta fayda var. O yüzden ilk periyotta şeyi söyledim. Sayın Deri Konfeksiyonları Başkanı'ydı galiba. Öyle bir şeydi. İsmi unuttum, kusura bakmasın. Konkordatoları takip edeceğiz bizim sektörde derken, demek ki beklenen bir şey var. İşletme sermayesi. Biraz önce de Ferhat söyledi ya. Ya parayı alıyorsun. Şimdi halka arz tarafında da bunu çevirdiğinde benzerini görüyorsun. Şimdi normal şartlarda neydi? Arkadaş, borçlarımı kapatacağım. Yatırım yapacağım. Bunu alacağım. Şunu alacağım. Şimdi diyor ki mal alacağım. Yani mal almak için halka arz olacağım. Şimdi bu konsept yoktu bizde.
Yani deri üreticisiyim arkadaş, benim deri almam gerekiyor. O deri almak için de halka arz yaptım tarzında. Bu farazi bir örnek ama hikaye bu şekilde. Dolayısıyla böyle bir moto olunca bu halka arzlar tarafında da bir soru işareti yaratır. Şimdi yatırımcılar daha öncesinde şey yapıyordu. Ne var? Tamam giriyoruz. Ne var kısmını sordu ve giriyoruz dedi, o kadar. Yani daha ben söylemedim ne olduğunu. O moddan şimdi söyler moddayız. Bundan sonra da bilançosunda bir şey var mı moduna geçecekler. İşte bizim istediğimiz nokta oydu zaten. Yani fiyat tespit raporunu sadece biz okumayalım. Okuduysak da sen de sor. Ama hikaye o tarafta değil. Şimdi o tarafa evrilir. Çünkü bu İstanbul yaklaşımı da tekrar edeceğim. Bol miktarda Google'lasınlar İstanbul yaklaşımının ne olduğunu, o zaman görürler ama faiz böyle değildi. Talep kesme hikayesi de böyle değildi. Yani şartlar aynı değil, eşit değil. Eşit olmuyor. Enflasyon muhasebesi de yoktu. Bir de onu da söyleyelim. Böyle olduğu zaman diliminde de iş biraz Borsa İstanbul'daki yan tahtalar için, büyük olmayan tahtalar için sıkıntı oluşturacakmış gibi gözüküyor. Bu arada çok atıfta bulundun. Türkiye İhracatçılar Meclisi Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca'dan bahsediyor. Dedim ismi bilmiyorum. Deri'yi gördüm. Sevgili Zeynep Özyal'ın konuğuydu. Kendisini de burada editörüm hemen title'ıyla birlikte göndermiş. Bu arada Zeynep ikisine de Sayın Zeytinlioğlu'na da aynı soruyu sordu. Herkes ne diyor? İstihdamda sıkıntı var değil mi? Personel bulamıyorum. Niye bulamadıklarını ikisi de söyleyemedi. Yani niye? Parayı mı beğenmiyorlar? Yaşam şartını mı beğenmiyorlar? Neyi beğenmiyorlar? O sorunun cevabı yok. O sorunun cevabını hep diyoruz ya, temeline inmedikten sonra bulamazsın. İşçilik maliyeti yüksek, $600. Bu normalde 350-400 dolardı. $600 demene rağmen sen işçi bulamıyorsan başka bir şey var. Ne var? Bilmiyorum, onun cevabını söylemiyorlar. Bu arada bu akşam hepinize bir kıskançlık gelmiş. Güven Bey'in ismini yönetmenim de kulağıma fısıldamıştı. Aydın da editörüm de aynı anda yazdı. Editörüm söyledi deyince Selçuk bozuldu. Evet, yönetmenim Selçuk, editörüm Aydın. Beni bilgilendirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Baki'nin yeşil pasaportu kıskanması gibi bunlar da birbirini evet kıskanıyor. Yeşil pasaportu ben söylüyorum yani. Yani sağlam vergi veriyorum. 50 kere hak ediyoruz. Ama gidemiyoruz. Yeşil pasaport verin de bizi kurtarın. Ya keşke öyle bir şey olsun. Şimdi biraz da küresel piyasalara bakalım. Goldman Sachs resesyon ihtimalini düşürmüş. Zaten bu resesyon tantanasını nasıl, ne şekilde çıkarmışlardı bilmiyoruz. Biz burada ona pek bir şey yapamamıştık. Anlam verememiştik. Ama günün sonunda bu hafta bir de Jackson Hole var. Tabii yani hepimizin küresel piyasalarında yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. En son Şahin Gouverneur'lerden bir tanesi de Eylül demiş. Eylül demeyen kalmadı zaten. Doğru. Ama devamı gelecek mi? Bu Jackson Hole'dan biz ne beklemeliyiz? Şimdi geçen hafta gelen veriler zaten çok hani bu konunun altını çizdiği için böyle biraz Jackson Hole'un önemi de geride kalmıştı. Ama yine de beklentileri bir konuşmakta fayda var Ferhat. Şimdi Jackson Hole'dan tabii herkes bir aslında faiz indirim sinyali bekliyor. Şu anda hatta o faiz indirim sinyali sonrasındaki patikayı da aslında merak ediyor. Baktığımızda fiyatlamaları şu anda neredeyse 8 toplantı üst üste bir faiz indirim beklentisi oluşmuş durumda. 8 toplantı üst üste. Yani piyasa fiyatlamasından benim gördüğüm o. Evet. Yani ne kadar olur olmaz onu bilmiyorum ama şu andaki enflasyon dinamiğine baktığımızda son 3 aylık ortalamalara gerçekten de şu anda faiz indirimini destekleyen bir ortam içerisindeyiz. Aslında tam böyle piyasaların sevdiği bir ortam. Hem enflasyonla düşüş başladı. İstihdam piyasası çok aşırı kötü değil. Biraz bir gevşeme var fakat öyle çok da hani resesyona gidiyoruz gevşemesi yok. İşte PMI'lar dipten dönüş sinyali vermeye başladı. Tam böyle hani hisse senetleri piyasaları için olabilecek en güzel ortamın oluştuğu bir döneme doğru giriyoruz zaten bence. Zaten S&P 500'de 2024'ün en uzun süreli şeyi var. Kazanan şeyi. Evet, yukarı yönlü hareketi. Yani bu kara pazartesi diye tabir ettiğimiz Japon yeni ile yaşanan likidite krizi sonrası bence güzel dağılım seviyelerine de geldi. O açıdan ben yılın son çeyreğinde işte Eylül ayıyla da beraber önemli bir trend içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Başta ABD piyasaları olmak üzere. Büyüme, çünkü büyüme beklentileri tarafında bence yılın son çeyreğinde biz 2025 büyümelerinin beklentilerin sürekli yukarıya doğru revize edildiğini göreceğiz. Burada işte bir faiz indirim döngüsüne artık herkesin geçmeye başlamasıyla beraber ekonomilerin biraz daha olumlu ayrışacağı bir döneme doğru gireceğiz. İşte enflasyon da
ağır ağır yavaşlıyor. Burada hem ham madde fiyatları destek atıyor, hem de o enflasyon beklentileri zaten çok bozulmamıştı. Dinamikler de tekrardan aşağı döndüğü için bence gerçekten de yani 2025 yılının 2024'ten daha iyi olduğu bir döneme doğru giriyoruz diye düşünüyorum. Sen bu konuda iyimsersin. Genelde 2025 ile ilgili herkes endişeli. Ben tam tersiyim. Uzunca bir süredir de söylüyorum. Genelde de ben hep kötümser tarafta olurum ama bu sefer biraz daha sanki ortam bizi öyle güzel bir döneme doğru götürüyor. Yani bu ne kadar sürer? Tabii 3-6 aylık bir döngüde yani çok hakikaten güzel fiyatlamalara doğru götürebilir ama ondan sonra tabii gerçekleşecek verilere doğru bakıyor olmamız lazım. Burada işte jeopolitik risklerde ekstra savaş riski olur mu? İşte Trump mı gelir yoksa Harris mi gelir? İkisinin politikaları biraz daha farklı. İşte Trump'ın İşte en son konuşulan şeylerden birisi Trump'ın getireceği ekstra gümrük vergileri ve şeylerin bunun enflasyon üzerinde ikinci etkisi olur mu? Öyle olursa bunun Fed'in politika tarafında o faiz indirim döngüsüne ara vermesine neden olur mu? Bunlar ekstra riskler. Biraz daha ABD başkanlık seçimi sonuçlarına da bakıyor olmak lazım. Ama şu anda 3-6 aylık dönemde bence olumlu bir fiyatlama göreceğimiz bir döneme doğru giriyoruz. Bizim açımızdan etkilerine baktığımızda da tabii özellikle Avrupa tarafının biraz daha iyi oluyor olması, yani PMI rakamlarında bir dipten toparlanma var. O tarafta bizim ihracatçı sektörler açısından olumlu bir yere doğru götürebilir. Biz de iç sektör, yani iç piyasa biraz baskılandığı dönemdeyiz. Ama buradaki dış talebin daha toparlandığı bir döneme gireceğimiz için 2025'te hani büyüme beklentileri nedeniyle bu tarafta bizim o daralma tarafında, yani o 2025 büyümesi tarafında şu andaki piyasa beklentileri 2-3 civarı arasında bir yere toplanmış vaziyette. Belki o tarafta biraz daha olumlu yere doğru gitmemize neden olabilir. Bakıcı. Bizim. Çay içiyorsun değil mi sen? Cinsel yok. Falan var herhalde. Yok. Onu ilçerlik böcekleri ısırmış bugün. Yok, geçen sene dedim ya, jeopolitik riski göz ardı ederek güzel bir tablo ben de oluşturuyorum. Onda bir sıkıntı yok. Dediğin gibi jeopolitik risk, Trump başı başına bir jeopolitik risk. Yani onsuz nasıl Trump'ı olacak bu hikaye? Piyasalar Trump, yani, istiyor sanki ama Trump'ın. Yani evet. Şimdi vergi indirimleri gelecek diye istersin doğal olarak öyle baktığında. Ama genel gümrük tarifesini sana getirdiğinde Avrupa Birliği zaten çalışma yapıyor. Ne yaparsan karşılığını bu sefer ödeteceğim sana diyor. E şimdi o taraf sana ödettiğinde içteki enflasyon böyle rahat olmayacak. Bir de iki tarafta mesela bu haftaya baktığında şeye takıldı gözüm. Brent petrolün 77-66 evet, olmasına. Evet. Çünkü ben çıkarken düşüklüğü o kadar 2.55 değildi. Şimdi biz yayına girerken hemen hemen oradaydı yine. 2.45'ti. Evet. Şimdi şeye baktığında doğalgaz fiyatları yardım etti bunların enflasyonuna. Petrol fiyatları yardım etti. Gümrük tarifesi sana uyguladığında o kadar sana destek olmayacak. Son dönemlerde zaten doğalgaz fiyatında bir yukarı yönlü hareket var. Bu Ukrayna'nın Rusya tarafındaki hatta saldırmasından köprüleri sonra köprüleri patlatıyorlarmış ya, ya şey için. Ukrayna. Ekonomiyi durdurmak için şey yapıyor. Bunun karşılığında da Avrupa Birliği tarafı işte askeri yardımlar tarafından ne yapacak ne edecek. Almanya üzerinde bol miktarda haberler dolaşıyor olumsuz yönde. E şimdi o kompozisyon öyle. Powell tarafına çevirdiğinde diyorsun ki Powell geldiğinde Covid-19 döneminde neydi? Birinci önceliğim istihdamdı. Şu anda istihdam onun hedefinin üzerinde 4.2 değil 4.3. O tarafta tamam bir şey var, isteğinde geldin ama yukarıdasın. Güçlü bir ekonomin var ama böyle bir işsizlik tarafı var. Büyük bir ihtimal onun üzerine konuşacaklar ki kapalı kapılar ardında da hep şey deniyor. Para piyasasının ekonomiye etkilerinin parantez içerisinde istihdam üzerindeki çalışmalar olacaktır diye. Ama piyasa neye bekliyor? Biraz önce Ferhat'ın dediği net bir şekilde bu silsile Eylül'e başlayacak. Ne kadar devam edecek? İşte 6 mı olacak, 5 mi olacak, 8 mi olacak? O tarafta bence ana hikayeyi başkan kim olacakla beraber belirlenecek. Onda da galiba ne? Çarşamba günü olması lazım. Demokratların toplantısı var ya, Kamala Harris'in net bir şekilde şey yapacaklar, oylayacaklar. Evet, doğru. O zaman ekonomi politikasını detaylı olarak anlatacakmış. Şimdi Biden'ın ki üzerinden hep görüş konuşmalar öyle devam ediyor. Olmayacağını söyledi. Ama işte geçen hafta bir şeyler sızacaktı, sızmadı. Sonra sızıntı şeyde olacak dedi. Kendi deklar edecek. Adaylığı resmiyet kazandıktan sonra o zaman daha siyah beyaz kısmına bakabiliriz. Bu da bize ne yapıyor? Kasım'a kadar rahat bir piyasa. Veriye göre istediğini yapan, istediğini elde eden bir piyasa gösteriyor. Ama ondan sonraki periyot bence biraz dalgalı olacakmış gibi gözüküyor. Bugün bayağı kötü bir sersin ya.
Ya bugün bu yani ne gördüysem ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Zaten yani ben çok çok iyimser hallerini pek görmedim onun. Şimdi altın nereye gidiyor? Düşüyor. Altın bence kademeli hareketine devam edecek. Yani yüzer dolarlık böyle bantlar halinde ata gidecek. 3000'e kadar gider mi? Yani en azından onu gösteriyor şu anda. O uzun vadeli teknik görünümü de gösteriyor. Yani temel de çok destekliyor. Yani burada bir faiz indirim döngüsüne giriyoruz artık. Burası kesin yani en azından ilk adım, bundan sonraki ilk adım faiz artırımı olmayacak gelişmiş ülke merkez bankalarında. Bunu biliyoruz. Bu ne kadar sürer sürmez onu önümüzdeki dönemde alacağımız verilerle göreceğiz. Ama bir faiz indirim döngüsüne giriyoruz. Üstüne merkez bankaları halen almaya devam ediyor. İşte Çin başta olmak üzere. O tarafta da işte bu hani söylediğimiz jeopolitik riskler ya da işte bu yaptırım karşılıklı yaptırım sözleri ister istemez altına olan talebi sürekli olarak başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarında talebi sürekli olarak canlı tutuyor. Bu taraftan talep fiyata bakmaksızın geliyor. Böyle bir ortamda da altın çok aşağı hareketini göremiyoruz. Yani günlük bazı dönemlerde özellikle o kara pazartesinde %1-1,5'luk aşağı yönlü hareket gördük ama hemen alım geldi. Ve yani bu da aslında trendin çok kuvvetli olduğunu bize söylüyor. O açıdan bence altın tarafında aşağı yönlü riskler çok sınırlı ama trend böyle çok sert olmasa bile o 3000'e doğru önümüzdeki 12-18 aylık dönemde götürecek bir trend içerisinde devam edeceğiz. Şimdi bu soruyu sana şöyle sorayım Ayhan Bey'in sorduğu gibi. Şimdi biraz eksik sormuş Ayhan Bey ama olsun. Diyor ki 100 bin liranız varsa nasıl bir portföy yaparsanız Amerikan hissesi, altın, borsa yüzde kaç kaç koyayım? Amerikan hissesi, altın, borsa. Amerikan teknoloji. Şimdi bir kere %20 zaten altın taşıyoruz yani. Aylardan beri taşıyoruz. O tarafı bozmadık. %20'nin üzerine de çıkmam orada. Sen o zaman altında çok pozitif değilsin Ferhat kadar. Yani daha eskiden taşıdığımdan ekstra arttırmayı düşünmüyorum. Anladım. Yani şimdi 3000-2700 orada gözüküyor. %10 var ama diğer taraflarda %10 getiriden daha fazla anladım, bir tamam. Fırsat var. Dolayısıyla ben Amerikan teknoloji fonunda kalmaya devam ederim. Onun her düşüşü benim için alım fırsatı. Senin dediğin gibi resesyon tartışması niye çıktı o tarafta 3 gün sonra tekrardan vazgeçtiler. Bir değişik bir alım fırsatı yarattı onları. Çünkü karlılıklar iyi. Ana hikaye o taraf üzerinden gidiyorsun. Bizim borsa tarafına da ben yani dediğim gibi endeks değil de hisse tarafında giderim. Onda da yani benim beklentim Eylül ayının ortasından sonra net bir trende ulaşırız. Çünkü bu vergi işini de görmem gerekiyor benim. Yani kredi taşıma maliyeti hem yüksek üzerine bir de vergi tarafı ne olacak? Yani işlemden mi alacaksın bunu yoksa kazançtan mı alacaksın? Onu da öğrenmem lazım. O evreye de koyduğunda not artımının verdiği coşkuyla birlikte rahat bir şekilde koyarım. Ama o döneme kadar para piyasası fonunda kalırım. Yani 40 teknoloji hissesi alırım. 40 para piyasası fonu, 20 de altında. Önümüzdeki ayın ortasına itibaren o para piyasası fonunu bizim hisse senedi tarafına yerleştiririm. Amerika'daki taraf 40 hala kalır. Altında 20 kalır. Fazla çeşitlendirme yapmama gerek yok. Oyun planı zaten bunun üzerine kurulmuş durumda. Anladım. Şimdi arkadaşlarım sesi kesmişler, hazırlamışlar. Paylaşayım sonra da sizlere sorayım. Avrupa ile ilgili Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk Özdağ'ın değerlendirmeleri var. Bir gelin o yokmuş. Peki. Kesmişler dedin ama. Ama ne bileyim yani öyle gözüküyor önümde. Ben de onlara şey yapayım istedim. Neyse ben söyleyeyim. 1.10 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilir diyor Euro-Dolar paritesi. Yani iddialı. Oraların 1.10'ların üzerine çıkmaz diyorduk ama bilmiyorum. Ferhat. Ya ben açıkçası 1.10'un üzerinde çok kalıcı olabileceğini düşünmüyorum ama piyasada şöyle bir şey var. Biraz riskli varlıklar giderken dolar endeksi de ister istemez aşağı doğru gidiyor. Çünkü piyasa genelde bir dolar short. Bu kapsamda biraz daha belki 12 yoluna doğru gidebilir ama ben 12. O taraf ya 1.12'lere doğru zaten 11'lere geldik neredeyse. O zaman aynı fikirde olur. O zaman aynı fikirde olur. 1.10'un üzerinde. Evet evet. Ama orayı gördükten sonra çok orada kalıcı olmadan geri geleceğini düşünüyorum ben. Yani 1.12'leri belki Eylül ayı başında görürüz ama sonrasında ağır ağır orada dolar güçlenmesini göreceğiz diye bekliyorum açıkçası. Güçlenemedi gitti bu dolarda. Yok, şimdi
101'e inmesi, 101.86'ya dolar endeksi, o ilginç olan nokta. Normal şartlar onun 103 bu modlarda, o civarlarda evet. olması lazım. İşte biraz şeyle zaten alakalı. Zaten dolar endeksi yönlendiriyor herhalde. İşte oraya, o yönlendiriyor. Japon yeni bütün dengeleri bozdu evet. orada. Yani ya aslında hikayesi. Euro bence aşırı güçlü şu anda. Yani evet. Euro endeksine baktığımızda, hani Euro'nun ticaret partnerleriyle olan şeyine Hı-hı. baktığımızda Euro bence olması gerektiğinden daha güçlü seviyelerde. Bu seviyeyi de bence uzun süre yani sürdürmek de istemeyecektir. Bu açıdan da ben hani biz şu anda şey konuşuyoruz işte Fed hızlıca faiz indirecek, 8 tane faiz indirecek, onun fiyatlaması var piyasada diyoruz ama ECB tarafında o kadar net bir fiyatlama halen oluşmadı. Orada tabii ECB üyelerinin verdikleri mesajlar da biraz karışık. Yani bazı üyeler çok şahin mesajlar veriyor. O açıdan piyasanın kafası biraz karışık ama Fed başladıktan sonra bence ECB de hızla ona eşlik etmek isteyecektir. Çünkü o tarafta da böyle Euro'nun aşırı güçlü kalıyor olması bir yerden sonra büyüme tarafında sıkıntı yaratmaya başlar diye düşünüyorum. Ticaret tarafında da başlayacaktır. Zaten dolar endeksini o yüzden dedim. Yani 101 bandı normal bir band değil. Çünkü Amerika'nın ekonominin hep sağlığından bahsediyoruz. Yani zayıflamasından kısmi olarak resesyon dedik ya niye çıktı çıkmadı kısmında. Bakıyorsun Avrupa Birliği tarafında bunu değil. Şirketleri canlandırmak için yapması gerekiyor diyorsun. İkisinin bakış açısı farklıyken bunun 1.10 olması soru işareti. 101 dolar endeksi o da bir soru işareti. Eğer Trump gelirse zaten o 101 olmaz. Yukarı gider. Güçlü dolar konsepti üzerinden gidiyor. Ama burada 1.10'un üzerinde kalıcı olur mu? Yani ben tahmin etmiyorum. Yani ben gene 1.07-1.08 bandında. Çünkü orada kalıcı olmaya başlarsa Lagarde konuşur. Lagarde onun bu seviyeler olmasını istemiyor. Daha öncesinde de konuşmuştu. Yani bu benim büyüme tarafımı da ihracat tarafımı da sıkıntıya sokuyor. Ben güçlü bir parite istemiyorum. Bizim için daha olumlu dendi. Sonra bir nedenlerle işte tombul parmak indi aşağıya. Bir 0.7 1.08 bandına geldi. Bir şeyler oluyor o dönemde. Yani o yüzden dedim tombul parmak örnek olarak verdim. Bunda da bence 1.07-1.08 bandında yılı kapatır. Yani orada kolay kolay fikrimi değiştirecek ekstra bir şey. Avrupa'daki makroekonomik veriler toparlarsa ki en son Almanya'daki veriler kasvetin bayağı bir koyu rengiydi yani gri rengiydi. Evet. Dolayısıyla o tarafta o kadar rahat değilim ben ya bir onun üzerinde kalacak diye. Evet. Yani belirleyici olan yine Amerika tarafı. Tabii canım. Her türlü. Oradaki hareket Avrupa'yı. Çünkü büyüme performanslarına dediğin gibi baktığın zaman yani Avrupa'da bir şey yok. Zaten tabii. faiz indirimi noktasında da o yüzden erken davrandılar ama orada da yine Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonraki yol haritası nasıl olur sorusunun da pek bir net karşılığı yok gibi. Olmayacak zaten. Yani orada kafalar biraz daha yani enflasyon dinamiği istediği seviyede aslında aşağı gelmedi. Belli ülkelerde geldi ama bazı majör ülkelerde halen o enflasyon dinamiğinde sıkıntı var. Zaten o yüzden biraz hani net mesajlar veremiyor Avrupa tarafı da. Eğer orada net bir şekilde enflasyon trendinin aşağı döndüğünü görseler ben çok hızlı hareket edecekler. Ama onu halen tam anlamıyla göremediler. Büyük ihtimalle Eylül-Ekim'den sonra Fed'in indirmeye başlamasıyla beraber çok daha rahat bir şekilde indirime başlayacaktır. Aslında herkes biraz daha böyle Fed'i bekliyor gibi. Bir de tabii Avrupa'nın önemli ticaret partnerlerinden işte mesela İsveç'e bakıyoruz. Hani Avrupa Birliği anlamında, şey Euro bölgesi anlamında. Evet. Orada bir faiz indirim var. İşte dönüyoruz İngiltere tarafında var. Yani belli başlı para birimlerine karşı çok aşırı değerlenmeye başlayan ve bu da rekabetçiliği bir yerden sonra artık zarar verecek noktalara doğru giden bir euro var. Bence bu seviyelerden artık ağır ağır rahatsızlığını dile getirmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Son olarak bir de bu carry hikayesini de sormak istiyorum. Pardon, ondan önce bir tahvilleri görebilir miyiz ekranda? ABD tahvil getirilerinde de bir anomali var. Yani orayı nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum. Çünkü evet bak şimdi 5 yıllıklarda bir yukarı yönlü hareket başlamış ama daha kuvvetli bir düzeltme de bekleniyor. Siz ne dersiniz? Yani evet. ABD tahvil tarafında tabii uzun dönemli enflasyon beklentileri artı bütçe açığı beklentileri biraz daha özellikle uzun tarafta etkili oluyor. Burada şimdi iki başkan adayına da baktığımızda işte Trump'ın o vergi indirimlerine devam edeceğini söylemesi. İşte Kamala Harris'ten de büyük ihtimalle yeni bir özellikle orta sınıfa yönelik yeni bir paket açıklanacak. Bu
en azından öngörülebilir 5 yıllık dönemde ABD bütçe açığının halen çok yüksek seviyelerde kalacağını söylüyor. Bu da vade primi tarafında uzun vadeli tarafın o hızla istenen seviyede azalmaması neden oluyor. Kısa vadede de bugünkü hareket biraz tabii 2 bas puanlık bir artış oldu. Bu biraz Fed mesajları öncesi piyasa dengelenmesi diye bakıyorum. Eğer yani Powell'dan cuma günü yani önümüzdeki günlerdeki o faiz indirim döngüsüne yönelik sert yani sert demeyelim kararlı bir mesaj gelirse bence o tarafta da hızlı bir düzeltme olur. Çünkü kısa vadeli faizler biliyoruz ki aslında Fed'in faizine çok daha duyarlı. Hı hı. Orası biraz daha Fed'i bekliyor. Bir ara fiyatlama Eylül ayında 50 bas puanlık indirime kadar çıkmıştı ama büyük ihtimalle onun olmayacağını da artık piyasa ağır ağır böyle kabullenmeye başladı. Çünkü 50 bas puan indirimle başlamak demek Fed'in kötü hata yaptığını kabul ediyor olması ya da çok anomali bir ortamın olduğunu kabul ediyor olması manasına geliyor. Bence bunu yapmayacaktır. O açıdan da o 25 bas puanlık indirim döngülerine doğru fiyatlama da ağır ağır kendini uyarlamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Biraz önce de söyledin. Yen hikayeyi değiştirdi, işi bozdu vesaire diye. Onu daha çok göreceğiz galiba önümüzdeki evet dönemde. Bir de kerry şeylerinin fırsatlarını yeniden döndüğünü gördük. O zaman yeni bir tablo mu öngörmeliyiz? Sabahleyin gene Japonya'nın da kıpraşma olunca hayırdır şeyleri bir anda gündemin evet içerisine geldi. Tam oturtma orada olmadı. Yani Japonya onların da Perşembe günü galiba yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası Başkanı şey ifade verecek denmiyor da sunum yapacak parlamentoya karşı. Oradaki para oradan çıktı. Hızlı bir şekilde ETF'ler tarafından ayrıldılar. Ama gene zayıflama emareli olunca o tarafa geri dönme ihtimali var. Ama bunu bir kere daha yaparlar mı? Yani para gözün yeşine bakmaz yapar. Yani kaybettiğini iki gün sonra yerine koydular yani herhangi bir problem teşkil etmedi. Dolayısıyla Japonya'da cuma günü Jackson Hole olduğundan dolayı Japonya'da dikkatleri çekecektir gizli olarak. Çünkü böyle bir darbeyi kimse beklemiyordu. Kara pazartesi olması hikayesini her tarafta oldu. Ama hızlı bir şekilde toparladılar. Çünkü bunun etap etap geleceğini yani şey üzerinden bakıyorsun. Eğer gündemde şu anda ben Hindistan Merkez Bankası'nın yaptıklarını konuşuyorsam bil ki orada bir şey çıkacak 6-7 aya kadar. Japonya'da da benzer şekilde bu Şubat ayı itibarından konuşmaya başlandı. Haberlerin içerisine girdi patladı bir 6 aylık periyot sonunda. Zaten Japonya Merkez Bankası da hükümette o Japonya'nın o hareketinden memnun olmadığını sürekli söylüyordu. Hani Japonya'nın sürekli yapabiliriz, değer kaybetmesi. Hatta yapabiliriz. Müdahale de yaptılar. Onlar genelde açıklamıyor. 2-3 kere de müdahale ettiler. Yani, gene de gelmedi. Çakıldıktan sonra diğerine müdahale ettiler. Şeyde, pazartesi büyük hikaye. Yani bu şeyde öncesi Şubat'tan sonra o 160 hareketinde 2-3 kere... Söylem. Müdahale böyle nakdi olarak da bir şeyler sattılar diye hatırlıyorum. Yok sattılar. İki kere yaptılar aynen o işi ama etkisi olmadı. Bitti. Kendi aranızda konuşmayın. Kendi aranızda konuşmayız. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz Perşembe günü. O Lugano'nun da icabına bakarız. Peki. Bunları da söylemek Çarşamba'da Galatasaray'a. Yok. Dilemiyorum. Beşiktaş'a diliyorum Beşiktaş, o kadar. Beşiktaş. Centilmenlik kazansın diyelim o zaman. Canım benim. Olur. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ağzınıza sağlık. Sevgili Ferhat Yükseltürk ve Baki Atılan'la birlikteydik. Şimdi bitirirken bir rakamlara bakalım önce. Evet, ABD tarafında Dow Jones'ta 0.58'lik bir prim, S&P 500'de 0.97'lik bir prim an itibariyle görüyoruz. Dolar endeksinde 101.87 seviyesindeyiz. Orada da 0.58'lik bir aşağı yönlü hareket var. VIOP'ta günü pozitif kapatmış görünüyor. 2.48'lik bir yukarı yönlü hareketle 11.139 seviyesinde orada kapanış seviyesi olarak görüyoruz. Peki salı günü yarın yani ne konuşacağız? İçeride faiz kararı var. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını takip ediyor olacağız. Sabah Türkiye Uluslararası Yatırım Pozisyonu Haziran rakamlarını alacağız. Türkiye Tarımsal GFE yine Haziran verileri sabah alacağız. Öğleden sonra da 17.30'da Türkiye Merkezi Yönetimi borç stoğu rakamlarını karşılıyor olacağız. Evet, küresel piyasaları tamamlarken yine güzel bir röportajla size veda ediyorum. Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, enflasyon risklerinin büyük ölçüde geride kaldığını ve Fed'in enflasyon hedefine yaklaştığını belirtmiş. İstihdam piyasalarında dengelenme olduğunu ve verilerin iyimser geldiğini de vurgulamış. Buyurun bu röportajla veda edelim bu akşamda. Kendinize çok iyi bakın, iyi geceler diliyorum. Yarın akşam yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
Ben çok iyimser bakıyorum enflasyonun direkt olarak artık geride kaldığına dair. Çünkü biz burada çekirdek Temmuz verilerine baktığımız zaman yani işte üretici tarafında, tüketici tarafında orada 13 bas puandayız ki bu da aslında bizim artık %2'lik hedefe ulaştığımızı dair gösteriyor. Yani çekirdek enflasyonda yıllık bazda tabii burada belki ikinci yarı yılda iyileşme kaydetmek zor olacak yıllık karşılaştırmalardan dolayı, baz etkisinden dolayı. Çünkü 2023'te daha farklı bir enflasyon vardı ama bence yani 3 aylık yıllıklandırılmış bazda baktığımız zaman özellikle bizim %2'lik hedefimize yaklaşan bir tablo görüyoruz. Ve artık bu artık para politikası açısından çok büyük bir problem değil gibi duruyor. Kiralık rakamlar belki biraz beklentilerin üzerinde geldi son okumanın detaylarına baktığımız zaman. Ama burada trende bakarsanız kiralama tarafında orada biraz daha hız kestiğini görüyoruz. Ve bir alternatif göstergeler de var. Örneğin işte Cleveland Fed'den gelen veya istihdamla ilgili İş Gücü Bakanlığı'ndan, Çalışma Bakanlığı'ndan gelen orada yine bir aşağı yönlü bir trend olduğunu gösteriyor. Yani bizim modellememize de bakınca burada yeni anlaşmalar genel olarak manşet enflasyona nasıl yansıyor diye bakarsanız çok fazla bir güven olduğunu görmek mümkün oluyor adım adım iyileşme konusunda. Diğer taraftan enflasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. İstihdam piyasası üzerindeki etkilerini değerlendirebiliriz. Çünkü istihdam tarafında bir dengelenme var. %4.3'e çıktı işsizlik rakamları ve daha önceden çok fazla işten çıkarmalar olduğunu görmüştük. Ücretler tarafında biraz daha hız kesme durumu var ve %3.6'lık bir artış vardı. Bu da aslında direkt olarak çok fazla bir iş gücü maliyeti yok. Sendika tarafındaki maliyetler yarım puanlık bir artış kaydetti. Yani bunların hepsi çok iyimser veriler. Evet, şimdi diyelim ki %15 seviyesindeydik. Şimdi bunu %15'den %25'e çıkardık 12 aylık beklentimizi resesyon için. Ama bu sadece istihdam rakamlarından sonra değil. Aynı zamanda haftalık işsizlik maaşı başvurularında artış gördük. Yine haftalık olarak baktığımız başka veriler de vardı. Tüketici tarafında, ekonomi tarafında ve bazı bilançolar burada etkili oldu ve resesyon beklentilerimizi yukarı çıkardık ama 25 bas puan yine 50'nin altında. Yani burada son iki haftada gördüğümüz veriler 25 bas puanlık bir bunun tekrar aşağı geleceğini gösteriyor. Tabii ki bunu yeniden görmek isteyeceğiz. Yani istihdam raporu örneğin. Yani buradaki tahmin edilebilir değere baktığımız zaman tarihsel olarak da elimize ulaşan işte resesyonla alakalı olarak bunların hepsi zam kuralıyla örneğin gösteriyor kendini. Yani bir şekilde yıllık bazda yarım puanlık bir artış olursa bu tarihsel olarak baktığımız zaman çok önemli bir resesyon göstergesi olabiliyor. Bence artık faiz oranlarındaki bir sonraki adım aşağı geldi faizle alakalı olarak. Yani çok fazla bir faiz indirimi gelmesi. Ama zaten buna Fed kapıyı son basın toplantısında attı. Çünkü herhangi bir adım gelmedi faiz indirimiyle alakalı. Zaten o toplantıda beklenmiyordu ve zaten Fed de bu şekilde bir şekilde adım atmadı ve bir faiz indiriminin Eylül için artık kapıyı araladığını söylemişti ve o dönemden beri gelen veriler özellikle de istihdam piyasasındaki gelişmeler, Powell'ın açıklamaları aslında hani çok detaylı belki olmayacak, belki yani 25 bas puan mı 50 bas puan mı bunu Jackson Hole'da belki anlamayacağız ama yine de enflasyonun bir şekilde çok kademeli bir şekilde geri geldiğine dair mesajlar çıkabilir ve artık burada komitenin faiz indirim konusunda daha güven sahibi olduğu söylenebilir ve bir normalleşme için, para duruşunda normalleşme için adım olabileceği söylenebilir. Ve burada tabii ki istihdam piyasasındaki yumuşama tartışmaları belki gösterilebilir.
Ve buradaki zararsız yumuşamayla endişe verici yumuşama arasındaki farklar dile getirilebilir. İşte göçmenlik konusu gündeme gelebilir. Özellikle istihdamdaki bu büyüme. Tabii bununla alakalı hangi konulara vurgu yapacağı çok belirsiz. Bazı konularda kırılgan olmayı sürdürüyor hala.